İyi sabahlar, yeni gün yeni hafta piyasalar açısından başlıyor. Geçtiğimiz hafta kadar heyecanlı değiliz bu haftaya başlarken ama geçtiğimiz haftayı da öyle 3 başlıkta Türkiye piyasaları açısından pozitif bir şekilde, yani olabilecek o koşullarda en pozitif şekilde atlattık. Erdoğan Turan bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü. Bayağı bir haberimiz var aslında. Evet. İlgi çekici ve ilerleyen dakikalarda sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz, hepimizi ilgilendiren, ne bileyim, balların son durumuyla ilgili yetkili bakandan açıklama var. Bankaların kestiği hesaplarla, ki hiç aklınıza gelmeyecek bazı hizmetlerden dolayı, ki hani o hizmeti istiyor muyuz istemiyor muyuz o da ayrı, oradan kesilen var. Ama hani bankaları da bir taraftan da şey zannediliyor, böyle bir sermaye düşmanlığı var. Hani bankaya ben paramı koyayım, faizimi alayım ama o benden hiç ücret almasın. Ya, o da yanlış ama bazı banka uygulamaları da yanlış. Tamam, işte orta nokta olsun. Yoksa hani bankalarda öyle hizmet veriyorsa karşılığını bir taraftan, yani restorana gittiğinde de karşılığını alıyorsun. Bedavaya hiçbir şey olmuyor zaten. Kiracıları ilgilendiren ayrı bir haber var ve bir şehre taşının. Düşünün ki çocuğunuzla gittiğinizde şehir size hem evinizi hem arabanızı veriyor. Hem markete gitmek için bedava sistem veriyor. Nerede o diye, Türkiye'de değil ama bir yerde, onu da birazdan aktaracağız. Haftaya başlarken ne var piyasalarda? Bu hafta sakin olacak. 2.57.50'de, daha da doğrusu sakin olacak derken gündem başlığıyla sakin olacak değil mi? Var mı sizin özel olarak? Bir enflasyon gelecek ABD'den, ona bakacağız. Bir de büyüme rakamına. Tamam. Euro 2.78.42'de, dolar 2.57.65'te. Borsada birazdan açılışı göreceğiz ama yataya yakın bir açılış olacağını söyleyip haber başlıklarıyla devam edelim. Öğretmenlere 47 bin kadro açılmasını içeren torba teklif genel kurulda ele alınacak. Teklifte yanı sıra doğum yardımı, çeyiz ve konut hesabı ve sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ve bu suretle menfaat sağlayanlara da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına da yer verilecek bu teklifte. Fitch Türkiye'nin not ve görünümünü değiştirmezken Finlandiya'nın görünümünü negatife düşürdü. Notsa 3A'da kaldı. Gerekçe ise ülkenin zayıf ve bozulan ekonomik büyüme görünümü oldu. Standard & Poor's da Portekiz'in görünümünü durağından pozitife yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Jack Lew güçlü dolara destek verdi. Lew güçlü bir doların ABD ekonomisi açısından iyi olduğunu belirterek bunun uzun vadeli ABD politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı ABD ekonomisinin de çok güçlendiğini aktardı. Ve bugünün önemli başlığı ama kendi ülkeleri açısından Yunanistan için daha önemli. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmek için Berlin'e gidiyor. Görüşme öncesi Yunan basınında konuşan Tsipras, görüşmenin müzakerelerin getirdiği baskıdan uzak bir havada geçmesini beklediğini söyledi. İkili görüşme sonrası Türkiye saatiyle 20.15 civarı bir basın toplantısı yapılması da planlanıyor. Böyle sondan başlarsak çok artık Yunanistan... Çok fazla gündem maddesi, yani belli Tsipras teslim oldu ama işte yenildik ama ezilmedik demek için elinden geleni de yapıyor. Yoksa orada Avrupa Birliği'nin ya da Almanya'nın diyelim dediği olacak, öyle gözüküyor. Hatta Yunanistan bu yola böyle imajını kurtarmak için bizi çok eziyorlar diye gitmişti. Şimdi Avrupa ABD basınında ülke yönetimi artık hani devlet yönetmeyi yavaş yavaş öğrenecek gibi böyle ayrıca daha kötü aşağılamalara yer veriyorlar. Güçlü dolar. Evet. Diyorduk ki ABD için kötü. ABD hiç öyle demiyor. Bu daha da doları yükseltir mi? Yani yükselmesinden kaçınacak bir durum söz konusu değil. Çünkü ekonominiz güçleniyorsa para biriminizde değer kazanacak. Bu belki ABD içerisindeki üreticilerin, ihracat yapan üreticilerin bir miktar zorlanması anlamına gelebilir. Yani para biriminiz güçlüyse ihracatta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Para birimimiz değerli olduğu için. Ama ihracatın ABD'de gayri safi yurt dışı hasıla içinde, yani milli gelir içindeki payı %13, çok düşük. Bizde %25'in üzerinde. Yani bizdeki TL'nin ya da değer kazanımı, değer kaybetmesi bizi çok daha fazla etkiliyor. Amerika ekonomisi içerisinde doların değer kazanması çok büyük problem değil. Hatta bir artısı var. ABD'li çok uluslu şirketler var. Büyük, devasa şirketler. Bu şirketler, çok uluslu şirketler,
Dünyanın değişik yerlerinde üretim yaptırıyorlar. Bir telefon yaptırıyor, Hindistan'da bir şeyini yaptırıyor, Çin'de başka bir şeyini yaptırıyor. Oradaki üretim maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü aynı para birimi veriyorsunuz fakat daha fazla iş yaptırıyorsunuz. Çok uluslu büyük devasa şirketler için güçlü dolar zaten iyi bir haberdir. Şimdi bir de uzun vadeli hedeflerimizle örtüşüyor diyor ABD Hazine Bakanı. Uzun vadeli hedeflerinde ABD'li büyük şirketlerin korunması gibi bir amaç varsa zaten doğru, evet. O hedefe doğru gidiyorsunuz. Bu çok önemli bir tespit. Yani şu çok önemli bir tespit. Hani biz böyle ezberden gideriz ya bazı ekonomistler. İşte dövizdeki kurlardaki ihracat için öyle şöyle böyle falan diye diyorsunuz ki zaten büyük firmaların hepsi yurt dışında ürettiriyor. Evet. Aynı para birimine daha fazla gelire sahip oluyor. Yani maliyetleri düşüyor otomatik olarak. Aynen öyle. Bir de sürümden kazanmıyorlar, evet. Yani hani güçlü dolar. O yüzden rahatsızlık yok anladığım kadarıyla ABD'den. Fitch Avrupa'da bazı ülkelerin görünümünü işte negatif pozitif çeviriyor. Bilmiyorum Avrupa'daki son durum ne. Oradan euro dolar paritesi için bir çıkarım yapar mıyız ama. Şöyle Cuma'ya dönüp Fitch'in Türkiye değerlendirmesinden var mı üstüne konuşulacak çok ya bir şey? Ya sürpriz yok. Zaten bizim içeride konuştuğumuz konuların haricinde bir şey söylemesini beklemiyorduk. Hatta ben biraz daha pozitif gördüm. Yani seçim öncesinde mali disiplinin bozulmaması vesaire buraya bir vurgu yapılıyor. Petrol fiyatlarının geriliyor olması içeride bizi destekliyor. Buna da vurgu var. Ama tek korku işte Fed'in faiz artırma süreciyle birlikte sermaye akımlarının biraz yavaşlaması, doların maliyetinin artması, finansmanda yaşanabilecek problemler, petrol fiyatlarının yarattığı pozitif etkiyi bir miktar törpüler mi diye bir endişe var. Bu endişe hepimizin endişesi zaten. Bunu Fitch dile getirmiş veya dek etmemiş çok önemli değil. Ya orada bir sürpriz yoktu zaten. Bir fiyatlamada etkisini hiç görmedik. Doğru. Malumun ilanı oldu. Evet aynen öyle oldu. Fiyatlar da olduğu yerde kaldı. Bir de hani aslında hepimizi ilgilendiren bir haber. İşte torba tasarıda sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını hani art niyetle etkilemeye, evet, çalışanlara da hapis cezası geliyor. Yani işini yapan için korku yok zaten. Aynen. Ama hani yoruma açık mı orasını bilmiyorum sonuçta. Art ya, niyetle yaklaşılırsa normal bir şeyde. Öyle bir korku var mı piyasalarda? İşinizi doğru yapıyorsanız burada problem yok. Fakat işini doğru yapmayanların ortaya koyduğu resim zaten sırıtıyor. Onu biz fark ediyoruz. SPK'da fark ediyor. Buna ceza yaptırım getirmiş. 2 ila 5 yıl hapis cezası. Bu tarafta yani SPK'nın piyasalarla ilgili düzenlemesi bitmedi. Devam ediyor. Koşullara göre değişiyor. Evet, çok doğru bir hamle bu. Burada ceza yaptırımlarının gelmesi de çok güzel. Ama tam olarak suç nedir? Yani yönlendirme nedir? Bazı şeyler muallakta kalmayacak mı? Kalacak, hep kalacak. Yani tam olarak kimlerin neyi, ne niyetle söylediğini anlamak çok mümkün değil. Ama bir gözetim merkezinin takibinin olması bence gayet güzel bir şey. Ama ben şunu anlamam. Mesela siz araştırma direktörüsünüz. Evet. Birçok şirketle ilgili değerlendirme yapıp hedef koyuyorsunuz. Evet. A kağıdı için 6 lira diyelim. Siz diyorsunuz 8 lira. Evet. Beklentim. Evet. Bir yatırım da yaparsın kendinde. Yani sonuçta hani inandığın şeyi zaten yazıyorsun, sonuç çıkartmışsın. Paran da varsa ona da yatırım yaparsın sonuçta. Evet. Hani hedef de koyuyorsun. Olmadı. Hı hı. Yani suçlanacak mısın? Öyle bir şey yoktur herhalde. Hayır öyle yani bir şey yok. Ama şunu gözetiriz biz. Mesela dolar yükselecek deriz veya dolar düşecek deriz. Bu düşecek, yükselecek manşet açıklamanın altına neden yükselecek, neden düşecek bunu yazabiliyorsanız, sebep sonuç ilişkisini kuruyorsanız problem yok. Ama sadece işte bir hisse senedi yükselecek veya dolar düşecek diyorsanız, altını boş bırakıyorsanız, bu zaten herkes tarafından sorgulanmalı. Yani onu okuyan, o metni okuyan, o raporu okuyan herkes tarafından sorgulanmalı. SPK'da sorar. O zaman Twitter'da yazanlar için yazmamak lazım. 140 biraz karaktere neyi sığdıracak, hangi raporu sığdıracaksınız? Çok büyük problem, evet. Veya işte link vereceksiniz. Vereceksin. Evet. Peki hepimizi ilgilendiren bir haber. Hürriyet gazetesinde Erdinç Çelikkan yapmış. Tümü sahte. Bakan Nurettin Cenikli reklamı yapılan balların sonuçlarını açıkladı. Ve işte başlıkta sonucu zaten tümü sahte. Bakan Cenikli reklamları yapılan balları analiz ettirdiklerini ve tamamının sahte çıktığını açıkladı. Arıya bile güvenmiyoruz, balı kendimiz yapıyoruz özdeyişini hatırlatan Bakan Cenikli bal reklamlarını durdurduklarını da belirtti. Şu bal konusu bir türlü çözemedik. Çözemedik. Ama ben bu haberleri seviyorum. Yani hani sahte haberleri çıksın, şu yanlış üretiyor, evet, çıksın ki biz bu haberleri görelim, o zaman daha çok güvenimiz olacak. Yani ben bu haber beni hiç rahatsız etmiyor. Ne kadar böyle sahte, yalan haber, ürün, hizmet varsa ortaya çıksın ki diğerlerini biz sağlıklı aldığımızı düşünelim. Bir gıda terörü var, bir de bal problemi var. Bunun üzerine gidiliyor olması gayet güzel. Hani yiyecek bal bulabilecek miyiz? Çok zor bu koşullarda ama yani arıya bile göremeyeceğiz balların tümü sahte dendiği anda. Biz marketlerden ne alacağız? Nasıl bulacağız? Ya da nasıl böyle bir ihtiyaç varsa bal ihtiyacı nasıl karşılayacağız bilemiyorum.
Ha bir de zamanında şöyle açıklama olurdu. Hani ucuzunu almayayım, pahalısını alayım. Yani zaten ölçü sahte değil. Üretip bir de fiyatını pahalı koyuyorsa çifte darbe oluyor. Evet. Yani öyle bir durum. Kandırmak için o da bir çözüm değil. Ama böyle haberler olsun, bu denetimler olsun. Çünkü hani kimsenin hiçbir haber çıkmaması daha büyük bir sorun. Evet, daha yani büyük problem. Nasıl böyle bir şey oluyor diye. Peki bankalarla ilgili de Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. Alo Tırtık. BDDK bankaların müşterilerinden haklı olmayan nedenlerle ücret alınmasını yasakladı. Buna karşın bazı bankalar telefonla borç ödemesi yaklaştı hatırlatması için bile para kesebiliyor demiş Kadife Şahin'in Milliyet Gazetesi'ndeki haberde. Bankaların alamayacağı ücretleri de şöyle bir hatırlatalım. Para yatırma, makbuz dekont verme, ATM makbuz hareket yazdırma, aynı şube üçüncü şahıs para yatırma, hesap cüzdanı yazdırma ücreti, ipotek fek ücreti, erteleme komisyonu taksit atlatma, hesaplı kredi açılış komisyonu, kredi komisyonu, kredi kartında taksitli nakit avans ücreti, kredi kartı gecikme bildirim ücreti gibi hizmetlerden BDDK kanunuyla bunlar ücret alamayacak. Yayına girerken yaptık yorumunu ama evet. Bunun çok güzel başlık. Şimdi bankaların verdiği hizmetlere binaen bir ücret ya da bir maliyeti yatırımcılara ya da müşterilerine yansıtmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bazı haksız uygulamalar da var. Kredi ödemenizle ilgili gelen bir SMS'e siz farkında olmadan para ödüyorsanız bu dolaylı yoldan aldatılıyorsunuz demektir. Yani bu banka düşmanlığı vesaire değil. Yani olmaz zaten. Bizim bunlara ihtiyacımız var ama bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Göründüğü kadarıyla da bu düzenlemenin sonu da gelmiyor. Yani bankalar bir yerden bir boşluk bulup oradan tekrar yol alabiliyorlar. Yani daha sonra biz o boşluğu fark ediyoruz, engellemeye çalışıyoruz ama yani çok doğru değil. Yani zaten ortalama bir tasarruf sahibinin bankada tuttuğu rakam, bankadan ortalama bir vatandaşın aldığı hizmet belli. Çok bir şey almıyor bir yatırım, bir tasarruf sahibi. Fatura yatırıyorsunuz, ufak tefek işlemleriniz var. Büyük kazançlarınız zaten sizin büyük ticari işletmelerden oluyor. Ama küçük tasarruf sahiplerinden de bir şeyler alalım deyip böyle kenardan köşeden enteresan kar fırsatları yakalama peşinde olmak bence bu kurumların bu kredibilitesini ya da saygınlığını da zedeler. Bu kadar şeye gerek var mı diye soruyorum. Ama ihtiyaç duyulan kurumlar oluyor. Sonuçta zorunlu oluyorsun ve başvuruyorsun. Mecburen tabii. Ama işte orada rekabet hani ortaklaşa olmayınca ki rekabet kurulu bazı cezalar kesmişti. Sen orada pazarlık yapıp iyisini seçebiliyorsun. Bayağı banka var yani tabii yerli ki. Yabancı. Bayağı seçenek bankanız çok. Yer alıyor. Peki bir iki haber daha var ama piyasaları biraz bir arada konuşalım istiyorum. Yani şimdi piyasalarda bir dönüş sinyali var mı? Çünkü bir yükseldi dolar son bir harekette sonra tekrar düşmeye başladı. Yani bir şey çıkartmalı mıyız bu hareketlerden? Çok anlamlı değil. Yani bana özellikle kurdaki hareket çok anlamlı gelmiyor. Yani işte Fed faiz arttırım meselesine sabırlı olmaktan vazgeçti manşette diyelim ama özünde hala sabırlı. Ama sözlü yönlendirmeler, izafi kavramlar, nereye çekseniz oraya gider ifadeleri yorumlama peşinde olmak yerine piyasaya ya da dünyaya şunu dedi. Enflasyona bakın, ücretlerdeki artışa bakın. Artış varsa faiz artışı gelecek ama çok büyük bir faiz artışı da gelmeyecek. 2.60'ın üzerinden bizi 2.56'ya kadar çekti dolar TL'de. Ama bugün yine 2.58 civarında bir seyir var. İçerideki alıcıların gücünü görmeye çalışacağız diyorduk biz. Yani 2.60'ın altına düştüğü yerde Ocak ayında döviz satanlar sattıkları dövizi tekrar almak isterler mi? Almak isterlerse hangi seviyede aktif olmaya başlayacaklar? 2.56'ya geldi, tekrar 2.60'ın üzerine çıktı. Yani bir alıcı hevesi var. Borsa İstanbul'da farklı bir durum var. Yani 11 bin puan düştü neredeyse. 87.500'den 77.500'e. Orada bir tepki var. Bu tepki biraz daha iştahlı. 82.500'e kadar geldik. Fena bir performans da değil. Ama bundan sonra mesela borsa 86.500'e gider mi? 90.000'e gider mi? Gidebilir elbette ama kur 2.55'in üzerinde kalıyorsa biraz zor. Yani kurda bir gevşeme görmeye ihtiyacımız var. Tansiyonu da bir şekilde artık son dönemde burada ölçüyoruz. Ama 2.55'in altını son dönemde görmeyen bir kurumuz var. Olur da görürsek mesela. Nedir o olur da görürsek kısmı? Olur da görürsek. Ne kadar olabilir? Mesela olabilir. Nasıl olabilir? Biz doları artık bu saatten sonra konuşacaksak ABD ekonomisi üzerinden konuşuyoruz. Çünkü içerideki o tartışmalar vesaire, stres, Fitch gerginliği, Merkez Bankası faiz kararı vesaire bir 15-20 gün kenarda kaldı diyelim. Bu 15-20 gün sürecinde ABD'den gelecek olan rakamlar mesela bu hafta enflasyon rakamları, büyüme rakamları vesaire güçlü geliyorsa dolar değer kazanacak. Burada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Tekrar 2.60'ların 2.60'ın üzerinde görülmesi mümkün. Bu durumda Borsa İstanbul'da da mesela 82.500'ün üzerinde olmak sorgulanır. Biraz zor olur. Yani bu Fed şunu söylüyor. Ben ekonomide gidişata göre karar alacağım. Biz de aynısını yapmak zorundayız. Yatırımcıyız. Rakamsal büyüklük hiç önemli değil. ABD ekonomisi ne tarafa doğru gidiyor?
güçlenmeye doğru devam ediyorsa dolar daha güçlü olacaktır. Buna hazırlıklı olduktan sonra, bunu kabul ettikten sonra dövizi nereden alırım? Herkesin bir fikri olabilir. Borsa İstanbul'da ise seni de alır mıyım, almaz mı? Ona dair bir fikrimiz olabilir. Faize karşı bir fikir de oluşturabiliriz ama ana etken burada, asıl etken doların değeri ne olacaktır? Onu da kolay ben, kolay. Çok ciddi bir geri çekilme, kalıcı bir geri çekilme beklemiyorum. Beklemiyorsun. Çok ciddi bir yükseliş ihtimali. Kısa dönemde kalmadı. Yataya bağlar biraz diye tahmin ediyorum. En iyi ihtimalle şu an için 2.50'ye kadar geri çekiliriz. Bugün 2.60'ın üzerinde kalmak için çok ciddi bir sıkıntı, çok büyük bir problem yok. Ne kaldı geriye? İşte 2.55 ile 2.60 arasında gel gitler. Altın hafif o kıpırdandı. Sırf pariteden mi yoksa? FED faiz artırma konusunda çok nasıl diyeyim? Biraz öteledi. Faiz artsa da çok ciddi bir artış olmayacak çünkü enflasyon beklentilerimiz çok düşük dediler. Bu da altın için bir fırsat yarattı. Belki en istikrarlı hareketi son haftadan altın yapıyor. Pariteler gitti geldi. Euro dolarda da oldu, dolar TL'de de oldu ama dolar altın 1150 dolardan başladı yükselmeye. 1180 doları aştı. Yavaş yavaş gidiyor. Nereye kadar? 1200 dolara kadar şimdilik. Ondan ötesini tekrar konuşuruz. Kendini unutturduğu için mi yoksa unutulduğu için mi istikrarlı duruyor altın? Biraz fazla tahrip görmüştü. Yani 1150 dolarlara tekrar gelmek, hatta altını da görmek şu dönem için biraz ekstrem bir hamle. Bunun telafisi var. Yoksa bir kazanç mı var? Bana göre bir kazanç değil bu. TL bazında yok. Yok. Evet. Aynı. Yani 97,6 dolar 2.64 iken de evet. 99 görmüştü. En fazla oraya yaklaşmıştı. Çok büyük bir, yani milyonlarla oynamıyorsunuz. Yok. Küçük yatırımcı açısından çok büyük bir şey yok. Bu şehre taşınana ücretsiz ev ve araba, cnbc.com'da haber. Danimarka'da taşradan büyük şehirlere göçün önüne geçmek isteyen bir belediye şehirlerine taşınan iki aileye ev ve araba vereceklerini duyurdu. Yoksa her gelene öyle bir bütçe yok zaten. Ama Danimarka'da oluyor. Aileler gelsin, çocuklu aileler gelsin deniyor haberin detayında. Hatta bazı okullar öğrencisizlikten kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. O yüzden hani gelin. Biz de size ilk gelenlere herhalde verecekler böyle ama. Anlaşılıyor. Böyle bazı cazibe merkezleri yaratmak zorundalar. Bir şeyler yapmak zorundalar. Çünkü yani Türkiye'de de öyle yani. Göç tamamen İstanbul'a işte. Yani kim buraya ne yapar bilir, İstanbul'u nasıl kurtarabilir bu kadar nüfusla? Çok zor. Gerçekten zor. O yüzden bu tür uygulamalar her yerde olması lazım. Yani böyle olmasa da başka cazip çekicilikle bu göçün önüne geçmek gerekiyor ki hem her türlü belki gelir anlamında da ne bileyim yani İstanbul'da bu kadar göç oluyor işte fiyatlar çok artıyor. Gelir o kadar artmıyor, ev fiyatları artıyor, alamıyorsun falan evet. istediğin gibi bir. O yüzden hani dengede olursa hayatta çok daha güzel olur herhalde. Milliyet'te bir haber var. Kiracı konutu sözleşme bitmeden de boşaltabilir. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Hasan Petek. Yeni Türk Borçlar Kanunu'nda kiracıyı koruyan ama kamuoyunda pek bilinmeyen düzenlemeye dikkat çekiyor ve şöyle, onu da ben hani çok uzun uzadıya anlatmayayım. Sözleşme yapıyorsun. Sözleşmen bitmeden işte sözleşmeler öyle ki 3 yıllık mı sözleşme yapıyorsun? Ayrıldı, 6 ay sonra da ayrıldın. Geri kalan o 2,5 yılı ödemek zorunda oluyorsun diye biliniyor. Ama öyle değil. Hani eksper geliyor, o bölgede ne kadar da kiraya gider? 2 ayda mı gider? O zaman hani en fazla 2 ay ödüyorsun. Hatta bir ayda çıkıyorsa da bir ayı ödüyorsun. Evet. O bir ayı da ödemiyorsun. Onu da hani bir hatırlatalım dedim bilmeyenlere. Demek ki bilinmiyor denildiğine göre bayağı bir bilmeyen var bu konuyu. Zaten sözleşmelerde olsa bile geçersiz sayılıyormuş. Hmm. Hani biz 3 yıllık yaptık, geri kalanını ödemek zorundasın diye. Peki o zaman en önemli göstergelerden bir tanesi biz faiz diyoruz ya. Evet. Faizlerde de böyle çok net bir şey yok. 8-11 yani 3 önemli başlığı atlattık. Evet. Geride ne kaldı? Geride ne kaldı? Şimdi elimizde ne var yani? Elimizde sadece değer kazanmış bir kur var. Dolar TL'de bir yükseklik var. Tek gerçek bu aslında bana göre. Yani diğer piyasaları, diğer fiyatlamaları da bir şekilde tetikleyen gerçeklik bu. 2.35'lerden 2.65'lere gidiyor olmak kısa vadede bir problem. Bir stresin işareti zaten. Fitch de buraya vurgu yapmış. Yani politik belirsizlikler ülke riskini kısa vadeli su arttırıyor. Siz tekrar yerlerinizi toparlayıp ana yola giriyorsunuz ama aradaki bu şerit değiştirmeler vesaire ülke riskini arttırıyor. Bu risk kendisini dolar TL'de kur üzerinde hissettiriyor anında. Yani faizi de etkiliyor. Bu borsayı da etkiliyor. Biz faiz indirim tartışmalarında faiz daha da insin deyip içeride bu konuları konuşurken
Bir baktık ki kur yukarıda, faiz yukarıda. Ya boşuna mı tartıştık bunları? Öyle gözüküyor. Yani hedeften çok uzak bir durumdayız şu anda. Herkes kaybetti, biz de kaybettik. Ülke olarak kaybediyoruz faizin yüksekliği olmasına. Ama şu var. Merkez Bankası bundan sonraki hamlelerinde rahat davranabilecekse, bir baskı unsuru konuşulmuyorsa Merkez Bankası üzerinde, dünyada faizler nerede? Çok aşağılarda. Türkiye'de faizin yüksek olmasının ana sebebini enflasyon yüksek. Enflasyonunuz yüksek olduğu için faiz yüksek. Enflasyonun düşme ihtimali var mı? Var. Hala var. Enflasyon ne kadar düşerse faiz de o kadar düşecek. Ama siz enflasyonu %8 bekliyorsanız sene sonunda, bu faiz sizi tatmin edecek bir faiz olamaz tasarruf sahibi olarak. %6 gibi bir şey bekliyorsanız, bu faizler çok ciddi fırsat barındırıyor. Şu anki faiz seviyeleri. Tamamen kişisel bir durum bu. Biz %6-6,5 civarında bir enflasyon bekliyoruz, eğer kurda çok ciddi bir sıçrama olmazsa. Bu da şu anda zaten şu anki fiyatlamanın çok yanlış olmadığını gösteriyor. Bizim orada çok ciddi bir hareket alanımız da yok ne yazık ki. Yani biz faizi indirelim, pozitif sonuçlarını hissedelim desek bile, ileride Haziran'da, Eylül'de, 2015'in herhangi bir yerinde Fed faizi arttıracaksa, bütün dünyada faiz artması başlayacak. Yani bu belki bize 6 ay ya da 7 ay gibi bir şey kazandırır. Ama gidilen yolda iki şey çok net gözüküyor. Bir, değerli dolar. İki, yüksek faiz. Biz buna hazır mıyız? Hazır olduktan sonra problem yok. Kur yükselir düşer. Bir defa kurun ya da TL'nin değerli olması bize faydalı mıdır? Dünyanın her tarafında bütün ülkeler neredeyse kendi para birimlerinin değerini dolara karşı düşük tutmaya çalışırken, biz TL değerli kalsın demekte doğru şey yapıyor olabilir miyiz? Bunlar da sorgulanabilir ama yatırımcılar tarafından bakıyorum ben. En azından enflasyon kadar kurda yükseliş beklemek, şu anki faiz seviyelerinden biraz daha yukarı gidersek eğer 8,5 civarında bir fırsat yaratıyor. Borsa İstanbul tarafında bir fırsat var mı? Sadece çünkü bugün değer düşüklüğünden, yani göreceli olarak ucuz olmaktan bahsediyoruz. Fakat kurdaki bu seyir şirketleri de zorlayabilecek. İhracattaki bu geri çekilme ihracatçı şirketleri de zorlayabilecek. Çok ciddi bir potansiyel yok. Yani 2015'in kalan kısmında mevcut tabloya göre baktığımız zaman bence yapılabilecek en doğru şey, bir yerlerde ekstra fazladan bir kazanç peşinde almak yerine yatırımcının, tasarruf sahibinin kafasının rahat olduğu bir seçeneği koyup orada sene sonuna kadar beklemesi olacak. Çünkü gördüğüm kadarıyla hiçbir varlık, diğer yani altın, döviz vesaire ya da faiz, diğerlerinden daha fazla bir kazancı şu an için barındırmıyor. O yüzden çok fazla zorlamanın da gereği yok diye görüyorum. Belki yani çok iyi tradersan, onu da becerebiliyorsan yap. Çünkü hareketler var. Şunu sorayım, yani sona bıraktım soruyu da, çünkü hani bana sorulduğunda ilk aşamada böyle şaşırdım ama bir iki kişi sorunca da size de sorayım. Bu siyasi hükümette işte Arınç'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı ile ilgili işte bu açıklamalar hiçbir risk unsuru mu şu aşamada fiyatlanacak piyasa? Yani belli fiyatlanmıyor da daha sonrası için öyle bir senaryo yazdıracak bir şey mi? Piyasalar açısından soruyorum bunu. Bugün hafta sonu gördüğümüz açıklamalar bizim hükümet içinde şahit olduğumuz açıklamalar değil. Yani biz bu tip şeyleri ya da fikir ayrılığını diyelim duymaya pek alışkın değildik. Bunu bugün bazı yazarlar da paylaşıyor, köşe yazarları. Bu yeni bir şey. Fiyatlanır mı? Fiyatlanmamak için biraz beklenir. Ama böyle bir stres, hükümet içerisinde, parti içerisinde bir ayrılığın oluyor olması, er veya geç normal koşullarda, reyting şirketinin dediği gibi, seçim öncesinde çok ciddi bir risk yok. Siyasi risk yok. Asıl risk seçim sonrası olur. Yani başkanlık tartışmaları vesaire. Asıl heyecanı piyasalar seçim sonrasında yaşar. Bu bizim bildiğimiz kalıp. Fakat bunun önüne biz hükümet içinde fikir ayrılığının tekrar kıpırdadığını gördüğümüz işaretleri görüyorsak, bu biraz rahatsızlık yaratır. Çok ciddi bir rahatsızlık olur mu? Hayır. Yani bu çok büyük problem değildir. Çünkü asıl etken seçim sonucu, seçim sonrasında yapılacak o başkanlık tartışmaları vesaire olursa eğer. Yani, tam öyle. Yani seçim öncesi şu anki haliyle herhangi bir rahatsızlık bu konudan dolayı piyasaların fiyatlayacağı yok. Peki çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Toran, GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü bizimle beraberdi. Bu arada borsada açılışta %0,47'lik prim var ilk dakikalarda. Dolar 2,57,84, Euro'da 2,78,78'den işlem görüyor.